Herkese merhaba, ben Given. Görünüşüme aldırmayın, evet bir falcıya benziyorum. Şimdi size bir olaydan sonra hayatımın dramatik bir şekilde değiştiği o çılgın hikayemi anlatacağım. Bir şey için asla yapmaya cesaret edemeyeceğim şeyi yaptım. Ama neyse izleyin ve dinleyin. Dediğim gibi görünüşüm pek normal değil. Her zaman parmaklarıma yüzük takıyorum. Hepsi siyah ve belirli bir enerji taşıyor. Bazılarını buldum, bazılarını aldım ve kendi ellerimle yaptım. Gerçek şu ki bir büyük annem vardı. O bir medyumdu. Büyük annenin yarın ne olacağını her zaman biliyordu ve kendi ölüm tarihini tahmin etmeyi başardı. Hayır, bu onu korkutmadı. Kaderinin böyle olduğuna inanıyordu. Bu da ölümün sadece kabul edilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Büyük annem bana çok şey öğretti. Kartlarla ve kahve telvesiyle falcılık. Bu arada tanıdığım kızlara erkeklerle olan ilişkileri için fal baktım ve hepsi gerçek oldu. Büyük annem bana daha güçlü bir falcılık öğretmek istedi, kartlarla ve kemiklerle. Bana onları nereden aldığını söylemedi ama hatırlayabildiğim kadarıyla her zaman evinde özel bir yerde duruyorlardı. Büyük annem her zaman derdi ki, son günün ne zaman olacağını bildiğinde asıl mesele üzülmek değil, sadece istediğin şeyleri yapmaktır. Ve vefat etti. Bir şekilde zihinsel olarak hazırdım ama ne zaman öleceğini kimseye söylemedi. O gün geldiğinde sabah bana en güçlü falcılık dahil her şeyini öğrenebileceğim kitabını hediye olarak verdi. Cenazeden sonra eve geldim ve sandığı açtım. Gerekli eşyaları aldım ve kartları düzenlemeye başladım. Beni büyük bir şeyin beklediğini biliyordum ama ne olduğunu hala anlayamadım. Kartları bir kez daha açtıktan sonra yakında ikamet yeri değiştireceğimizi fark ettim. Ve bir hafta sonra ailem yanıma geldi. Babam başka bir iş teklif edildiğini ve taşınmamız gerektiğini söyledi. Gülümsedim. Biz de yaptık. Başka bir eyalete taşındık. Yeni konut satın aldık ve okulumu değiştirdim. Yeni ortam büyük annemin artık olmadığı fikrinden beni biraz uzaklaştırdı. Ve sonra kaçınılmaz olan oldu. Aşık oldum. Adı Alex'ti. Okuldaki en popüler çocuktu. Ve benim gibi kızlarla hiç ilgilenmiyordu. Popüler parlak kızlardan daha çok etkileniyordu. Kalbimi kırdı ama umudumu kaybetmedim. Ve bir kez eve giderken kazara onunla karşılaştığımızda aynı yöne yürüdüğümüz ortaya çıktı. Yolda çok konuştuk ve ona yeteneklerimi anlattım. Bunu eğlenceli buldu ama inanmadı. Hemen kartları hazırladım ve yakında evinde büyük bir satın alma olacağını söyledim. Vedalaştık ve babası yeni bir araba alana kadar bunu unutmuştu. Alex şok içinde yanıma geldi. Bunu asla beklemediğini ve ailesinin de beklemediğini söyledi. Babam şans eseri bir meslektaşına daha ucuz bir araba buldu ve hemen aldı. Kendimden memnun kaldım. Bu arada diğer erkeklerle anlaşamadım. Herkes beni kasvetli ve basit görüyordu. Onlarla iyi geçinmeye çalışabilirdim ama cesaretim falan yoktu. Bu olaydan sonra duygularımın sadece sınıf arkadaşıma karşı büyüdüğünü fark ettim. Ama o bana artık hiç yaklaşmadı. Korktu mu yoksa benim gibi hissetmedi mi bilmiyorum. İşin aslı bu beni çok üzdü. Bir akşam büyük annemin kitabını tekrar açmaya karar verdim ve içindeki notlarla karşılaştım. Birden ölüm tarihi yazısını gördüm. Dikkatimi çekti. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum ama bunun hayatımda bir tür itici güç olması gerektiğini anladım. Her şeyi talimatlara göre yaptığım için gözlerim dondu. Kulaklarımda bir vızıltı belirdi ve boğulmaya başladım. Gördüklerime inanamadım. Hayal edin, yaşamak için 7 günüm kaldı. Sadece 7 gün. Gözlerim sulandı, ağladım, çok korku hissettim ve kendime ne yapacağımı bilmiyordum. Bunu kimseye anlatamadım çünkü annem fal bakmaya karşıydı. Birkaç saat oturdum ve şekle baktım ve sonra büyük annemin gerçekliğin kabul edilmesi gerektiğini söylediği sözlerini hatırladım. Sonra kendimi toparladım ve bu kısa sürede yapmak istediğim şeylerin bir listesini çıkardım. Hemen ertesi gün okula geldiğimde sınıfta özgüvenle girdim, nefesi tuttum ve Alex'i herkesin önünde öptüm. Herkes şok oldu ve sonra bize tezahürat yapmaya başladılar. Alex utanmıştı. Bir şey söylemek istedi ama o anda öğretmen içeri girdi. Ders boyunca herkes oturdu ve bana baktı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Sonra teneffüste kızlardan oluşan kalabalık yanıma geldi. Beni soru yağmuruna tuttular ve dürüstçe falcılık yaptığımı söyledim. Gerisi hakkında sessiz kaldım. Kızlar hemen onların geleceğini anlatayım diye beni ziyaret etmek istemeye başladılar. Kabul ettim. Aynı gün evime kalabalık bir grup geldi. Annem çok şaşırdı ama sevindi de çünkü benlik bir şey değildi. Taşınmamızın sosyalliğim üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu zannetti. Herkese fal baktım ve birkaç saat sonra herkes gittiğinde annem yanıma geldi. Onunla yakın olduğumuzu söylemeyeceğim. Ama aniden içimde bir şey değişti. Bu dünyayı kalbimde bir kırgınlıkla terk etmek istemedim ve annemle konuşmaya karar verdim. Hayır, ölüm hakkında tek kelime etmedim. Ondan ve kendimden bahsettim. Annem ne kadar uzak kaldığımızı hayret etti. Ondan artık talimat değil, sevgi ve destek almak istediğimi öğrendiğinde çok ağladı.
O andan itibaren tamamen farklı birisi oldu. Annem hayatıma daha çok ilgi duymaya başladı ve bu hoşuma gitti. Hayatımda ilk kez onunla alışverişe gittik ve kendime hiç özgü olmayan kıyafetleri seçtim. Hemen ertesi gün okula yeni bir saç modeliyle yeni bir görünümle geldim ve manikür yaptırdım. Annem ve ben o günlerde çok eğlendik ve mutluyduk. Hayatımda ilk defa beni çok sevdiğini hissettim. Sınıftaki çocuklar şaşkına döndü ve bu tür değişikliklerden dolayı moralim yükseldi. Öğretmen beni tahtaya çağırdığında her zamanki gibi sessizce cevap vermedim. Daha yüksek sesle konuştum. Sözlü olarak tarih üzerine ilginç bir tartışmaya girdik ve öğretmen bana yüksek bir puan verdi. Evet, derslerim iyiydi ama çekingenlik yüzünden asla normal cevap veremezdim. Birkaç gün içinde falımla okulda öyle bir popülerlik kazandım ki her ikinci kişi bana merhaba diyordu. Alex okuldan sonra yanıma geldi ve öpücüğün ne anlama geldiğini sordu. Onu uzun zamandır sevdiğimi açıkça söyledim. Açık sözlülüğümden utandı ama sonra inanmayacaksın ama karşılık verdi. O andan itibaren ağlamaya başladım. Birdenbire birkaç günüm kaldığı için çok üzüldüm. Çünkü hayatım daha yeni başlıyor. Ve değişimler bana olumlu bir şekilde dönüyordu. Yaşamak istedim, sevmek ve arkadaş edinmek istedim. Onu tekrar öptüm ve bana çıkma teklifi etti. Akşamımız harika geçti ama istediğim her şeyi yapamadım. Ertesi gün babamın işine gittim ve ona yeni yatırımcılarla anlaşma yapmamasını tavsiye ettim. Babam uzun süre sorunun ne olduğunu anlayamadı. Sadece bana güvenmesini istedim. Bunu beklemiyordum ama beni dinledi ve sonra o yatırımcıların dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Akşam babam bana minnettarlığın bir göstergesi olarak yeni bir akıllı telefon verdi. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir aile yemeği yedik ama yine de yapacak işlerim vardı. Sadece birkaç gün için planladığım çok şey vardı. Başıboş bir köpeğin hayatını kurtarıp onu evime götürdüm. Okulumuzun hayır işleri yapan bir grup aktivistesine katıldım. Evde bir kriz yaşadıklarını ve babasına ilaç almak için para aradığını bildiğim bir sınıf arkadaşıma yardım ettim. Bunu yapmak için yeni telefonumu sattım ve parayı ona götürdüm. Ayrıca Alex ve ben şehrin her yerini gezdik. Sadece havanın tadını çıkardık. Sonra beni karting yapmaya götürdü. Paraşütle atladık. Bana araba kullanmayı öğretti ve günün sonunda sosisli sandviç yedik. Arabasının kaputunda oturduk. Yaşamak istedim. Bu hayatımdan sonraki bir önceki günüydü. Alex beni güle güle demek için öptüğünde gözyaşlarımı tutamadım. Şaşırdı. Sorunun ne olduğunu sordu ama hiçbir şey söylemedim. Ona sarıldım ve eve gittim. Beni sabah okuldan önce alacağına söz verdi ama gelemeyeceğimi bilmiyordu. Eve gittim, aileme sarıldım. Onlarla son kez sohbet ettim. Babamı işten bahsettim, öğüt verdim, öpüştüm ve odama gittim. Ve sabah Alex'in aramasıyla uyandım. Kapıda beni bekliyordu. Hayal edebiliyor musunuz, hayattayım? Bilmiyorum, belki bir şey yaptım ama hayatta kaldım ve şimdi harika bir yeni hayatım var. Hayatımı değiştirmek sadece 7 gün sürdü arkadaşlar. Demek ki oluyor. Gidin ve hayatınızı değiştirin. Yaşamaktan daha iyi hiçbir şey yoktur. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Size ürperdiğiyle hatırladığım bir olayı anlatacağım. Kesinlikle bu hayatımın en kötü günü olmuştu. Siz de böyle kötü bir gün geçirdiyseniz yorumlarda paylaşın. Adım Ricky ve 17 yaşındayım. Film izlemeyi çok seviyorum. Özellikle gerilim türü filmleri seviyorum. Hani şu oturduğunuz yerde gerildiğiniz türden, aklınızdan senaryo ile ilgili geçen o yüzlerce farklı tahmin sonucunda öngöremediğiniz bir şey olur. Bir değişim, yeni olaylar, sırlar, bilmeceler ve izledikten sonra yarım gün boyunca o filmi anca sindirirsiniz. Son birkaç aydır okuldan artan boş zamanlarında pizzacı olarak çalışıyorum. İşimi seviyorum, derslerimden geri kalmıyor, iyi para kazanıyorum ve paramı hayal ettiğim yepyeni bir elektrikli scooter için biriktiriyorum. Sessiz hayatımın bir gün gerçek bir gerilime, televizyonda izlemeyi sevdiğim türden bir hayata dönüşeceğini asla düşünmezdim. Sıradan bir cumartesi öğleden sonrasıydı. Güzel bir uyku üstüne duşa girdim. Giyindim ve işe gittim. Her cumartesi bilerek kahvaltı yapmıyorum. Çünkü cumartesileri tüm ekip pizzacının mutfağında bir araya geliyor ve şefimizden güzel kokulu ve inanılmaz lezzetli krepler yiyoruz. Yemeğimiz uzun sürmüyor ve herkes görevine başlıyor. Bazıları yemek hazırlıyor, bazıları salonu temizliyor ve ben de oturup sipariş bekliyorum. Siparişleri taşımak için adreslere giderken taşıdığım büyük bir termosırt çantam var. O gün ben dükkanda öylece otururken bir kız arayıp pizza ve içecek sipariş verdi. Adresi iş yerimize yakındı ve yaklaşık teslimat süresini hesapladım. Sipariş yakın zamanda inşa edilmiş bir rezidanstan geldi. 45 katlı, havalı yüksek teknoloji tasarımına sahip yepyeni lüks bir rezidans. Daha önce oraya hiç gitmemiştim ve evi içeriden görebileceğim için mutluydum. Pizza hazır olur olmaz çantamı her şeyi koyup adrese yöneldim. Yol boyunca temiz hava soluyarak yürüdüm. Modum harikaydı.
Yarım saat sonra bana ne olacağını hayal bile edemezdim. Rezidansın kapısında biraz durup etrafa bakındım. Etraf yemyeşil ve tertemizdi. Geniş bir oyun alanı ve etrafta birçok çiçek vardı. Ne güzel bir yer. Evin içine girdim. Birinci katta birkaç asansör vardı. Bana daha yakın olana gittim. En son 45. kata gitmem gerekiyordu. Asansör yavaşça yükseldi ve aniden 10. katta durdu. Kapılar açıldı ve önümde iri, uzun bir adam belirdi. Yüzünde inanılmaz derecede ciddi bir ifade vardı. Büyük, siyah bir çanta taşıyordu. İçeri girdi ve yanımda durdu. Sessizce ona doğru baktım ve ellerinin ve parmaklarının dövmelerle dolu olduğunu gördüm. Yazılar, gamal ağaç, kafatasları ve bıçaklar vardı. Bu çizimler beni tedirgin etti. Adam sessizce 25. kata bastı ve yavaş yavaş tırmanmaya başladık. Sessizce yukarı çıkarken aniden asansör durdu ve ışıklar söndü. Birkaç saniye geçti, ışık yandı ama asansör hareketsiz kalmaya devam etti. Tedirgin hissettim. Pizzanın soğuyacağını, müşterinin mutsuz olacağını düşündüm ve bu pek hoş olmayan adam da yanımdaydı. Bana birini hatırlatıyordu ama kim olduğunu bilmiyordum. Sanki onu bir yerde görmüş gibiydim. Güvenlik görevlisi düğmesine basmaya başladım. Kimse cevap vermedi. 5 dakika sürdü. Sonra 15. Şans bu ya. Telefonda hiç kontrolüm de yoktu. Asansördeki adam hiç endişeli görünmüyordu. Öylece sakince ayakta duruyordu. Hareket bile etmedi. Yarım saat geçti ve artık cesaretimi toplayarak adamdan siparişi veren müşteri aramasını isteyecektim. Ona dönüp soruyu sordum ve kuru bir yanıt aldım. Telefonum yok. 21. yüzyılın eşiğinde yetişkin bir adamın gerçekten telefonu yok mu? Nasıl yani? Bu kişiden yardım beklemenin yararsız olduğunu anladım ve asansörden nasıl çıkacağımı kendim düşünmeye başladım. Wi-Fi'yi yakalamak umuduyla telefonu açmaya başladım. Adam bana baktı ama hiçbir şey olmamış gibi durmaya devam etti. Birden ekrana zayıf bir Wi-Fi anteninin çıktığını gördüm ve internet belirdi. Memnun oldum. Göndericinin numarasını WhatsApp üzerinden aramaya başladım. Ancak bu girişimler başarısız oldu. Numara cevap vermedi. Sessizce yere oturdum. Sırt çantamı kenara koydum ve internete girdim. Asansör hareketsiz durduğundan ve kimsenin bize yardım etmediğinden dolayı haberleri okumak ve internete takılmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Garip. Ancak tarayıcı hemen açıldı ve haber sitelerine girdim. Bir sayfa açtım ve aniden aranıyor yazan bir haber gördüm. Özellikle tehlikeli yazan haberin altında asansörde yanımda duran adamın resmi vardı. Buz kestim. Sonra kızardım. Soğuk soğuk terledim. Adamın yüzüne bakamadım. Şimdi tüm bulmaca bir araya gelmişti. Dövmeler, cinayet silahlarını taşıdığı siyah çanta ve kötü saldırgan görünüşü. Kesinlikle bu adam bir caniydi. Lanet asansörün tekrar çalışmasını umdum. Böylece caddeye koşabilir, yardım isteyebilir, saklanabilirdim. Evet, bir şeyler yapmalıydım. Bu adam bana saldırana kadar bekleyemezdim. Aniden bana doğru baktı. Çok kötü ve küstahça. Onun hakkında bir şey bildiğini sakın belli etme. Sakın belli etme. Güzel hava değil mi? Diye sordum titreyen bir sesle. Adam bana deli gibi baktı. Her zaman elinde tuttuğu çantayı bıraktı ve bana doğru döndü. Adın ne pizzacı adam? Ricky. Oh Ricky. Kekeledim. Adam güldü. Çıkarttığı o kahkahadan asansör bile hafifçe sallandı. Çantaya uzandı, açmaya başladı ve artık içimden hayata çoktan veda ediyordum. Adam çantayı açıp içinden bir şey çıkarttı. Bardak ve termos. Sırt çantama doğru başını salladı ve pizzanın çoktan soğuduğunu ve uzun süre oturmamız gerektiğini ve acıktığını söyledi. Sırt çantamı sessizce açtım ve biraz sıcak pepperoni çıkardım. Adam bir bardak sıcak çay uzattı ve mutlu bir şekilde pizzanın diliminden kocaman bir ısırık aldı. Gözlerini kısarak zevkle dudaklarını çapırdattı. Ben ise yemeğe bile dokunmadım. Korkudan ölüyordum. Şimdi yemek yiyecek ve muhtemelen sonra da benimle ilgilenecekti. Onu tanıdığımı kesinlikle anladı ve tanıklara ne olur biliyorum. Adam bütün pizzayı tek başına yedi. Son ısırı yuttuktan sonra midesini okşadı ve onu tanıyıp tanımadığımı sordu. Başımı salladım ama yüz ifadem onu gerçekten tanıdığımı gösterdi. Adam sanki benden bir şey bekliyormuş gibi elini belirgin bir şekilde uzattı. Anlamadım. İmza istemiyor musun veya bir fotoğraf? Diye sordu. İmza istemek mi? Suçluların imzaları ne zamandan beri alınıyor? Kekeleyerek cesaretimi topladım ve sordum. Kim olduğunu bildiğim için şimdi bana ne yapacaksın? Adam güldü ve her kelimeyi vurgulayarak yüksek sesle "Yaşa genç çocuk ve her anın tadını çıkar."
dedi. O anda asansör hareket etmeye başladı ve yukarı çıktık. Şansıma inanamadan derin bir nefes aldım. Hayattaydım. Adam 25. katta dışarı çıktı. Bana veda etti ve inanılmaz lezzetli pizza için bana teşekkür etti. Kapılar kapanır kapanmaz hemen 1. kata indim ve bir kurşun gibi siteden dışarı koştum. İşe vardıktan sonra güçlükle nefes alıp meslektaşlarıma ne olduğunu kısaca anlattım. Sonra kendime gelmeye başladım. Suçlunun neye benzediğini ve bu reklamı tam olarak nerede gördün diye sormaya başladılar. İş arkadaşları polis arayıp ne olduğunu anlatmak istedi. O haberi arıyordum ve onu buldum. Çocuklara göstererek bu manyakla asansörde kaldığımı söyledim. Meslektaşlarım fotoğrafı görünce güldü. Garsonumuz Joe gülerek sadece gerilim filmleri izlediğim için diğer oyuncuları tanımadığımı söyledi ve fotoğrafın altındaki yazıyı gösterdi. Dikkat edin! Tehlikeli suçlu ekranları geri döndü. Süperstar Brad Pitt'in yer aldığı yeni aksiyon filminin galası. Etraftaki herkes bana gülüyordu ve durumun komikliğini fark ederek ben de güldüm. İşte böyle. Bir süperstarla asansörde kaldım ve onu bir suçlu sandım. Hikayeyi beğendiyseniz beğene basın, kanalımıza abone olun ve yeni harika hikayeleri kaçırmayın. Hiç erkek arkadaşım olmadı ve bundan da hiç pişman olmadım. Çünkü büyük bir hayalim ve emin adımlarla yürüdüğüm bir hedefim vardı. Hayatımda sadece zekamla bir şeyleri başarabileceğimin farkına vardım. Bütün boş zamanlarımı eğitimime adadım. Firuze benim arkadaşım. Sadece beni dinlemedi. Planlarımı gerçekleştirebilmem için bana hep destek oldu. Bu yüzden ona her zaman minnettarım. Her zaman ödev veya herhangi bir zorlukta ona yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü bir şeyleri anlamaya ve hep kendi başına bir şeyler yapmaya çalışırdı. Başardığını gördükçe onun adına mutlu oldum. Bir süre sonra garip bir şekilde davranmaya başladı. Erkek arkadaşlarıyla başarısız ilişkileri olduktan sonra biraz depresyona girdi. Olabildiğince yakın olup desteklemeye çalıştım. Ama her zaman önceliğim ders çalışmaktı. Bu yüzden Firuze'nin davranışlarında değişiklik olmaya başladı. Sürekli bana yakın olmaya ve elimi tutmaya çalışıyordu. Benim için her şey sıra dışıydı ve benim dengemi bozdu. İnternette biraz araştırma yaptım. Ne olduğunu öğrendim ve dikkatini başka bir şeye çekmeye çalıştım. Ama gidip konuşmaya cesaret edemedim. Bu arada Firuze beni parka ve sinemaya götürdü. Bana Shrek'teki çizmeli kedi gibi bakmaya başladı. Bu yüzden ben de iletişimimi biraz sınırlandırmak için bu gece fazladan çalışmam gerektiğini söyledim. Aramızın biraz açılmasını ve dikkatinin tekrardan erkeklere çekilmesini bekledim. Eğer bunda da başarısız olursam onunla konuşmamak zorundaydım. Bu gerçekten benim için ne kadar zor olsa da bunu yapabilmek için cesaretimi toplamaya başladım. Çünkü benim için tek önemli olan şey hayalimdi. Bu süre zarfında ben bunu anlatmaya çalıştım. Ama o beklediğimden daha çok yakınlaşmaya çalıştı. Bir hafta sonu onunla konuşmak için kendimi şartladım. Bu süre zarfında kendimi ona nasıl kibar bir şekilde ifade edeceğimi düşündüm. Moralini düzeltmek için aptalca şakalar yaptım ve bu beni biraz keyiflendirdi. Ama konuşma zamanımız gelmeden kısa bir süre önce okul psikoloğumuz Nalan Hoca beni yanına çağırdı. Onun odasına biraz endişelenerek gittim. Firuze de oraya gelip yaşadığımız her şeyi anlattı. Bu yaşadığı duyguların nereden geldiğini anlamadığını söyleyen Firuze'ye Nalan Hoca yardımcı olacağına söz verdi. Hoca bana bu duyguların nereden geldiğini anlattı. Dediğine göre Firuze'nin çok sevdiği ve ona her zaman yardımcı olan yakın bir ablası trajik ve ani bir şekilde ölmüştü. Bu Firuze için büyük bir darbe olmuştu ve büyük bir depresyona girdi. Onunla yaşadığımız duygular onun bu depresyondan çıkmasına yardımcı olmuş ve beni de ölen ablasının yerine koymuştu. Farkında olmadan onunla iletişimimi bitirmeye çalışsam Firuze bu yaşadığı trajik olayı ikinci kez yaşamış olacaktı. Ve bu durum ilkinden 10 kat daha zor olabilirdi. Nalan Hoca Firuze'ye yardım etmemi istedi. Bunun için kız kardeşi gibi davranmalı, her zaman onun yanında olmalı, iyi davranmalı ve ona zaman kazandırmalıydım. Ancak terapiyle birkaç yıl içinde bu yaşadığı duyguları ortadan kaldırabilirdi. Benim için büyük bir şok oldu. Bana güvenen bir insanla konuşsaydım neler olacağını hayal etmeye çalıştım. Şimdi kafam çok karıştı. Ona yardım etmek istiyordum. Ama 2 yıl kaybetme ihtimali geleceğimi tehlikeye atıyordu.
Çünkü bir yıl sonra prestijli bir okula transfer olmak üzereydim. Zaten şu ana kadar çok fazla yatırım yaptım ve şimdi hepsini kaybedebilirim. Daha iyi ne yapabilirim? Hayallerimin peşinden gitmek mi, yoksa bir arkadaşıma yardım etmek mi? Görüşlerinizi paylaşın arkadaşlar. Bu seçimi yapmak zorunda mıyım? Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.